Kocaeli İş Dünyası Buluşması programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, programımıza geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu. Şehirlerimizin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Yerel yöneticiler kimler? Başta tabii ki valimiz, belediye başkanlarımız, sonra sivil toplum örgütlerimiz, oradaki siyasiler. Eğer şehirlerle ilgili hedefleri varsa, bu hedeflere gitmek için işbirliği halinde çalışıyorlarsa, o şehirlerin geleceği aydınlık ve gittikçe büyüyor şehirler. Değil, tam tersi ise birisi yaptığı zaman kıskanılarak ayağına karpuz kabuğu konmak için envai çeşit hileler yapılıyorsa, yürekler toplanmıyorsa, bir şehir için hedef ortaya konmuyorsa, oradaki yerel yöneticiler birbirlerine düşmüşlerse, emin olun o şehirler gittikçe zayıflayan, küçülen bir havaya doğru dönüyor. Şükür Allah'a biz burada devamlı iyilik görüyoruz. Kocaeli'de bir çalışma görüyoruz, kalkınma görüyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin göz bebeği bir il olmaya, üretim merkezi olmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da aynı uyum devam eder diye ben de ümit ediyorum, dua ediyorum. Şunu bilelim ve hiç unutmayalım. Türkiye bir deprem ülkesidir. Son 100 yıl içerisinde anakaramızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Her sene veya 2 veya 3 tane gerek karamızda gerekse denizlerimizde yıkıcı deprem meydana geliyor. Ve son 100 yılda kaybettiğimiz insanların sayısı 130 bin. Maddi hasar 100 milyarlarca dolar. Görüyorsunuz zaten rakamlar çok söyleniyor, çok kolay söyleniyor. Böyle bir ülkedeyiz ve şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var. Tespit edilmemiş olanlar da olabilir. Ne zaman, hangi ortamda, saat kaçta, hangi şiddette kırılacak ancak tahmin edilebiliyor fakat bilinemiyor. Ve bizim bu gerçekliği bilerek hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz var. 2 gün önce İstanbul'daydım ki 15'er gün arayla yaptığımız törenlerde 15 binden fazla konutun yıkımını ve yapımını başladık. Her birisinde bakıyorum, bizim sadece AK Partili arkadaşlar var. Bir tane bile Cumhuriyet Halk Partili arkadaş yok. Halbuki bu işin kentsel dönüşümün 3 tane ayağı var. Birisi bakanlık, birisi belediyeler, 3. ayağında da vatandaş var. Bu üçü bir araya gelirse, anlayışla devam ederlerse kentsel dönüşüm mükemmel tıkır tıkır işler. Eğer birisi aksıyorsa yürümüyor bu işler. Ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı temsil eden birisi olarak söylüyorum. Kamunun sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun buyursunlar. Yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar. A, B, C, D, E partili. Hiç fark etmez arkadaşlar. Elimizde ne kadar imkan varsa, arazilerimiz varsa, değerli belediye başkanım istedi, rezerv alan olarak tahsis ederiz. Hiç sorun yok onda. Para veririz. Kira parası, kira yardımında bulunuruz. Bakanlığımızın elemanları emrinizde. Biz açık duyuruda bulunuyoruz. Yeter ki bu işi yapalım. İkinci yanda belediyelerimiz var. Ne yazık ki bir kısım belediye başkanı arkadaşlarımız töbe yanaşmıyorlarmış. Hangi mahalle çöküntü alır? Hangi mahalle depreme dayanmaz? Bir an önce onu tespit edip hesaplayıp orayı riski alan ilan edecek şekilde bizim bakanlığımıza sunmak, getirmek, bakanlığı da tahrik etmek, harekete geçirmek de belediyelerin işi. Evet, bizim arkadaşlar hazır. Türkiye her yerinde koşuyorlar, yapıyorlar. Allah razı olsun. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane bile adım atan Allah'ın kulunu görmedim. Birkaç gün önce İzmir'deydim. 25 senedir aynı idare var. Dedim ki 25 tane yapı değiştirdi mi? Dönüştürdü mü? Hayır, hayır, yok, yok, yok. Akşamlar güzel sanatçılar çağırıyor. Yanında sanatçılara paralar veriliyor. Türküler söyleniyor. Kültür, sanat. Vallahi güzel bunlar da. Benim de canım çok istiyor. Türkü dinlemeyi de istiyor, sanatçı dinlemeyi de istiyor, çiçek böcek işleriyle uğraşmak da istiyorum. Ya bunların hepsi hoş da, deprem diye de bir gerçekliğimiz var arkadaşlar ya. Azimliyiz arkadaşlar. Kentsel dönüşüm yapacağız. İstanbul için proje açıkladık. İzmir için açıkladık. Şimdi biraz önce de konuştuk. Kocaeli'miz ve Yalova için de, Kocaeli için de Dünya Bankası'yla görüşüp İzmir için açıkladığımızın aynısını eğer yapabilirsek büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Ümit ediyorum. Hayırla sonuçlanır. O da şu,
İzmir bölgesine açıkladığımız proje 0.69 TL faizli 15 seneye kadar vade TL bazında değişmeden kredi. Ama faiz aylık 0.69. Bu müthiş bir imkan. Eğer inşallah Kocaeli'miz için de bunu Dünya Bankası görüşmelerini bitirip açıklayabilirsek, burada kentsel dönüşümde de bir taraftan bakanlığımız, bir taraftan belediyemiz, ki vatandaşlarımız da herhalde razı olurlar, çok hızlı bir vaziyette dönüştürmüş oluruz diye ben de düşünüyorum.